hayaller ve ihtiyaçları konuşacağız. Hemen ekrana da geldi zaten. Arkadaşlarımız Vol'a getirdiler. Pandemi sürecinde Uzak Doğu tedarik zincirinin zarar görmesi ve hemen ardından yaşanan tabii ki Rusya krizi sonrası Avrupa Birliği'nin yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verme kararıyla Türkiye rüzgar enerjisi sanayisi tarihinde görülmemiş bir fırsatın eşiğinde aslında. Bu gelişmelerin ışığında 2035 yılı için açıklanan ulusal deniz üstü rüzgar enerjisi hedefiyle sanayimizi artık deniz üstü içinde hem iç pazarda hem de ihracatta yeni fırsatlar da sunuyor diyebiliriz. Ve bu gelişmelerin getirdiği fırsatları ve tehditleri konuşacağız. Nasıl yararlanabiliriz? Bu nereye doğru evrilebilir? Önemli çünkü Avrupa'da, dünyada bu deniz üstündeki rüzgar enerji türbinlerini sıklıkla o fotoğraf karelerini zaten görüyoruz. Ülkemizde de işte buna benzer tabii ki yatırımlar önümüzdeki süreçte nasıl olacak, neler yapılacak bunlara tabii ki değineceğiz. Ve tabii burada çok önemli, zaten ekrana da yansıyor efendim. Bu bölümün moderatörü, başkanı, Wind Europe CEO'su Sayın Jael Dixon üstlenecek. Mr. Jael Dixon, are you here? Oh, welcome. Mr. Jael Dixon, to the address please, on stage. Thank you for your collaboration. Sayın Jael Dixon, öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Katkılarınız için de bir kez daha teşekkür ediyorum. Moderatör olarak yerinizi alınız lütfen. Şimdi sahneye geliyorlar. To the address please, Mr. Jael Dixon. Enercon Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Sayın Arif Günyar. Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan efendim, sizler de hoş geldiniz. Ateş Wind Power Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut Güldoğan. Ayamot Elektrik Motors Genel Müdürü Sayın Sami Akdoğan. Ve tabii ki TÜREP Başkanımız Sayın Bakan Yardımcımızı bir yandan uğurluyorlar. Ve tabii ki kıymetli konuşmacılarımız arasında da Sayın Başkanımız yer alıyor. TÜREP Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Erden efendim, alkışlarınızda onu da alıyoruz. Ve yavaş yavaş böyle hazırlıklarımız son aşamaya geliyor. Yerlerimiz herhalde hazır. Konuşmacılarımızı yerlerimize alalım. İsimliklerin olduğu bölüme. Sayın Başkanım, bulabildiniz mi acaba? Tamam, İbrahim Bey hemen orada zaten. Evet. Ve evet, bu bölümün süresi tabii çok kaymalar yaşandığı için saatlerde 50 dakika olarak belirlediğimizde söylüyoruz. Biliyoruz yoğun, biraz da yorgun gözler ama burada çok değerli kıymetli konuşmacılarımız var günün bu saatinde. Onların vereceği bilgiler çok çok önemli ve o süremizde başlamak üzere Jael Dixon konuşmacılarımızdan gerekli feedbackleri de alıyor bir yandan. Mr. Jael Dixon, thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome. Hanımefendiler ve beyefendiler, panelimize hoş geldiniz. Rüzgar enerjisi, global arz zincirindeki fırsatlar, engeller ve ihtiyaçlar, bunları nasıl çözeriz? Bunu konuşacağız. Harika bir panelimiz var. Size tanıtmak istiyorum öncelikle. İlk panelistimiz Sayın Sami Aslanhan. Kontrolmatik'ten yönetim kurulu başkanı olarak burada. Sami Bey, hoş geldiniz. Çok kısa bir şekilde sizin firmanız ne iş yapıyor? Bunu anlatır mısınız bize? Bunu rica edeceğim sizden. Çok teşekkür ederim.
Otomatik. Biz elektrifikasyon üzerine çalışan, otomasyon teknoloji geliştiren bir firmayız. Yakın bir zaman önce bir iştirakimize imalatını, fabrikasını tamamladık. İsmi Pomega. Dışarıda hemen standımız bulunmakta. Enerji depolama çözümleri üreten Türkiye'nin ve bölgenin ilk hücre artı batarya çözümleri ve enerji depolama çözümleri üreten firmasıyız diyebilirim size. Kapasitemiz yaklaşık 750 megawatt saat. Şu anda kapasite artışı yapıyoruz. Bunu hedefimiz önümüzdeki yıl sonuna kadar 3 gigawatt saat yıl kapasiteye çıkartmak. Bir benzer yatırımı da Amerika'da başladık. O tabii Türkiye'nin daha gerisinden geliyor. Arazi teslimini aldık. Teşvikleri tamamladık orada. Gayet güzel teşvikler var ayarının altında. Toplamda o da ilk fazı 3 gigawatt saat üretim olacak. Yine hücre üreteceğiz. Batarya paketleri üretip enerji depolama çözümleri üreteceğiz orada da. Deyip sözü diğer arkadaşlara bırakayım. Thank you very much. Çok teşekkür ediyorum Sami Bey. Harika. Bir sonraki panelistimiz hanımefendiler ve beyefendiler. Ateş Wind Power'ın yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Mahmut Güldoğan. Siz de Ateş ne yapıyor onu bize anlatırsanız. Ateş'in de sunumları var zannedersem, slaytları var. Çok kısa olmayacak, o yüzden özür diliyorum şimdi. Yani yılda bir 10 dakika konuşma şansımız olduğu için ben o 10 dakikayı kullanacağım müsaadenizle. Türeve, çok teşekkür ediyorum. Bize her yıl bir araya getirerek hem bir motivasyonumuzu tazeliyor, hem vizyonumuzu tekrar bir ortak bir akor veriyor vizyonumuza. Ortak görüşümüz oluşuyor. Bu çok kıymetli. Giles'a da özel teşekkürler. Özellikle Brüksel'deki toplantıyı benim videodan izlemem mümkün oldu. Ülke için büyük bir katkı, büyük bir sempatimiz var. Desteklerinizi her zaman görüyoruz. Ateş'e gelince... Evet, bir sunumum var ama içinde hiç rakam yok, o yüzden rahat olun. Ne grafik var, ne rakam var, sadece fotoğraflar var. Biz Çanakkale'den İzmir'e doğru giderken sağdaki büyükçe bir fabrikayız ve burada görünüyor, ileride bir deniz görünüyor fotoğrafta. Orası bizim Çandarlı Limanı'nın yapılacağı deniz. İki tane binamız var, iki büyük fabrikamız var. Bunlardan birisi kule üretiyor, diğeri de jeneratör üretiyor. İlk 2011 yılında bu tesislerin temelini attık. 2013 yılında da ilk kuleyi ürettik. 2018 yılında ilk jeneratörü ürettik. Biz temel attığımız zaman Türkiye'de 1500 megawatt kurulu güç vardı. Şimdi 12 bin megawattı geçmiş durumdayız. Dolayısıyla bizim hikayemiz aslında rüzgar endüstrisinin ve rüzgar kurulu gücünün hikayesiyle paralel bir şekilde ilerledi. Burada dikkat çekmek istediğim önemli bir konu var. O da şu. Tabii ki sektörde global üreticiler var ve bunlara çok ihtiyacımız var. Yani yabancı sermayeli global üretim yapan şirketler var. Ama aynı zamanda yerli sermayeye de çok ihtiyaç var. Aslında global sermayeden çok yerli sermayenin rüzgar endüstrisine girmemiş ya da yeterince girmemiş olmasının sancılarını çekiyoruz ki o da bu slide, bu iki fotoğrafta görünüyor. Bizim 3000 megawatt YEKA lisansımız var ülke olarak. Soldaki kuleler ilk YEKA kuleleri. Yani 2011 yılında şu saha boşken, hiçbir şey yokken burada 2023 yılında 3000 megawattlık YEKA lisanslarının hayata geçmesini yerli sermayenin girişimleri katkı koydu. Sağ tarafta da ilk YEKA jeneratörleri var. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz haftalar içerisinde bu ilk YEKA türbin ve jeneratörleri üretiliyor olacak ve orada ihtiyaç duyulan 55 puanın çok önemli bir bölümü, 35 puanı
buradan sahalara gitmiş olacak. Yine buraya döndüğüm zaman bize yakın olan fabrika kule üretiyor, diğeri jeneratör üretiyor. Sağdaki resmin de özel bir anlamı var. Burada güneş panelleri görüyorsunuz. İnşallah gelecek yıl rüzgar türbünü de göreceksiniz. Bu da şu demek, kendi enerjimizi üreteceğiz. İleride off-grid olma vizyonumuz var. Aynı zamanda mühendislik ve Ar-Ge'ye başladığımız yatırımlar var. Dolayısıyla sadece ürün türü ya da ürün miktarı olarak değil, aynı zamanda mühendislik, Ar-Ge, yeni sürdürülebilirlik konularında girişimlerimiz var. Bu yeni tesisimiz, yeni yatırımımız. Şu ana kadar yapıyor olduklarımızı anlattım. Bundan sonra iki şey söyleyeceğim. Biri yapmak üzere olduğumuz yeni işler, diğeri de yeni bir ortak hayalimiz var, ondan bahsedeceğim. Bu yeni tesisimiz yine İzmir'de. Sol tarafta Photoshop halini görüyoruz. Sağ tarafta da mevcut inşaatın son aşamalara geldiğini görüyoruz. Burada da iki tip farklı üretimimiz olacak. Bunlardan birisi müşterilerimizden birine ait yeni bir kule tasarımı var. Avrupa'da çokça kullanılması isteniyor. Onun için yeni bir yatırım yapıyoruz. Öte taraftan da nasel içinde kullanılan hassas işleme gerektiren ekipmanların üretimini yapacağız. Dolayısıyla ne yaptık biz? 2011'de başladık, bu fabrikada üretimler yaptık. Buradan kazandığımız parayla da yeni yatırımlar yapıyoruz. Önümüzdeki yılda yeni ürünler üreteceğiz. Bunların tamamı rüzgar endüstrisi için olacak. Başka herhangi bir yer için bunu yapmıyoruz. Bu da bizim yeni hayalimiz. O da Çandarlı Limanı. Evet, dün ve bugün çokça bahsi geçti. Hamdi Bey önde, Borusan'dan gülümsüyor. Gökhan Bey diğer salonda moderatör olduğu için katılamıyor. Çandarlı Limanı çok eski bir konu. 2010 yılından da önce devletin büyük bir projesiydi. Ne yazık ki bugüne kadar değişik sebeplerden dolayı hayata geçemedi. Biz de yine TÜREV'in bizi bir araya getirmesiyle, öncülüğünde, endüstrimizin girişimleriyle burası için çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bütün hayalimiz 3 yıl içerisinde buraya bir gemi yanaştırmak. Bu büyük bir hayal. Ortada çok belirsizlik var. Zemin olarak çok zor bir zemin. Ama biz hep beraber endüstri olarak 36 ay sonra buraya bir gemi yanaştırırsak hakikaten büyük bir şeyi başarmış olacağız. Peki tüm bunları ne için yapıyoruz? İnsanımız için yapıyoruz elbette. Bu bizim çalışanlarımız, aramızda olan arkadaşlarım da var. Başka şirketlerimiz de var, onun da aramızda olan arkadaşlarımız var. Onlardan da, onlarla da birlikte önemli işler yapıyoruz. Yan sanayimiz var, tedarikçilerimiz var. Ama tüm bu faydalar insanımız için ve bölgemiz için yapılan şeyler. Sağ taraftaki resimde bayan voleybol takımımızın üretimdeki fotoğrafını görüyorsunuz. Kadın çalışanlara özellikle önem veren bir firmayız. Başından beri biliniyor. Bu da arkadaşlarım sizlere el sallıyor. Sağ taraftaki resim yine önemli. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yıl kutlaması. Bu vesileyle de ben de bir kez daha 100. yılımızı kutlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Harika Mahmut Bey. Çok teşekkür ediyorum bunların hepsi için. Şimdi hanımefendiler ve beyefendiler, üçüncü panelistimiz Sayın Sami Akdoğan'ı sizlere takdim etmek istiyorum. IMOT Elektrik Motorları'nın genel müdürü. Sen de firmanı bize tanıtır mısın? Sami Bey'in de slaytları var. Lütfen onları da ekrana alalım. Öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum bu oturum için. Ben de görüşlerimi tedarik zinciriyle, arz zinciriyle alakalı olarak, yerel bir yönetici olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir sunumum var ama ben de Türkçe'ye geçeceğim şimdi. Kısa tutacağım. Bir motor üreticisiyiz. IMOT Elektrik Motor. İsmi de Anatolian Elektrik Motor aslında. Oradan geliyor. Bizim ana işimiz elektrik motorları ve jeneratör.
Şey alabilir miyim acaba? Bugün hidrojeneratör, rüzgar jeneratörleri, elektrikli araç motorlarından, piç ve yağ motorlarına kadar birçok çeşitli motor üretimimiz var. Bu gördüğünüz ekranda olan fabrikamız, yaklaşık 1,5 milyon metrekare açık arazide, 45 bin metrekare kapalı arazide, kapalı alanda faaliyet göstermekteyiz. İlk gördüğümüz bina yakında bir yatırımımız olacak, elektrikli araç motor üretim fabrikası. Türkiye'nin ilk seri üretim motor fabrikası olacak. Arka gördüğünüz bina alçak gerilim motor üretimi ve önde gördüğümüz bina da orta gerilim motor ve jeneratör üretimi. Bunlara tek tek değinmek istiyorum. Ama ilk önce bizim vizyonumuz ne? Bunu aslında tüm Türk üreticileri için söylüyorum. Motor ve jeneratörde Türkiye'nin, üretimde Türkiye'nin Avrupa'nın merkezi olmasını istiyoruz. Çünkü bu güce ve bu altyapıya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Sadece IMOT olarak değil, Türkiye'nin birçok bu alanda çalışan fabrikalarıyla güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Biz IMOT olarak yaklaşık 250 çalışanımız var. Seri üretimde de 1.9 megawata kadar bir motor üretimimiz var. 25 megawata kadar da jeneratör üretimimiz var. Tabii 25 megawatt deyince rüzgar anlaşılmasın. Hidrolar onlar, hidro jeneratör. Tabii ana işimiz bizim elektrik motor demiştim. Aslında elektrik motoru da çok önemli. Bugün yenilenebilir enerjiyi konuşuyoruz ama elektrik motorları da bugün bu ekranda gördüğünüz gibi dünyadaki elektriğin %28'ini elektrik motorları tüketiyor. Yani biz bugün bir bütün elektrik sistemini bir havuz olarak düşünürsek, yenilenebilir enerji dolduran bir havuzsa elektrik motorları da bunu boşaltan bir musluk. Bizim buradaki misyonumuz bu boşaltmayı daha da azaltmaya çalışıyoruz yaptığımız verimli motorlarla. O yüzden elektrik motorlarının da önemi bir hayli fazla. Bugün konuşacağımız konular tabii fırsatlar, engeller, ihtiyaçlar nelerdir? Tabii yine ben bugünkü oturuma dönecek olursam bir rüzgar jeneratörümüz var. Bunu Aselsan'la birlikte ürettik. 4.7 megawatt Aselsan dizaynı yaptı. IMOT üretimini gerçekleştirdi. Üniversite sanayi işbirliği de oldu. ODTÜ'de içerisindeydi bu projenin. Bir de 6 megawatt bir jeneratör çalışmamız var. Burada da dizayn bize ait bir çalışma yapıyoruz. Yine piç ve yağ motorları, burada da Nordex'e teşekkür etmek istiyorum. Bu işi bize Nordex getirdi bir türbin üreticisi olarak ve biz bu motorları yerleştirdik. Bunu yeni bir teknolojiyle yaptık. Şu an rakiplerine göre de bir hayli verimli bir motor. Ve üçüncü olarak da jeneratörle ilgili servis hizmetimiz var. Bunu aynı zamanda Avrupa'ya da servis ihracatı yapabiliyoruz şu anda. Bu konuda da Türkiye'nin en önemli, en güçlü olduğu konulardan biri. Ben tabii bu şey hazırlanırken neler, ana konular neler olabilir diye bir, yani biz nasıl rekabet edebileceğimizle alakalı birkaç şey hazırladım. Aslında 5 ana başlıkta bunu topladım. Birincisi malzeme. Malzeme çok önemli. Onunla da ilgili şöyle bir şey anlatacağım. Bizim jeneratörün en büyük komponentlerinden biri saç. Ve bu saçlar silisi saç. Bunun Türkiye'de üretimi yok. Ama Avrupa'da dün bir bilgi aldım. Şu anki kapasite 1 milyon 150 bin tonluk bir kapasite olduğunu öğrendim. Ve bu yakında 1 milyon 400 bin tona çıkacak. Ama elektrikli araçların gelmesiyle birlikte 600 bin, 700 bin tonluk bir açık oluşacak. Yani kapasite ve ihtiyaç arasında böyle bir açık oluşacak. Biz eninde sonunda yine Çin'e bağlı olacağımızdan korkuyorum açıkçası. Ve bununla ilgili neler yapılabilir, bunu konuşmak istiyoruz. Birinci şey bu. İkincisi de magnet. Bugün bizim jeneratörlerde magnet yok ama motorlarımızda var. Açıkçası magneti de çok kullanmak istemiyoruz. Çünkü Çin'e bağlıyız. Ama bugün oturumdan önce Tenmak'tan Sayın Doçent Doktor Özür Hanım'la görüştüm. Türkiye'nin bu konuda bir çalışması olduğunu öğrendim ve çok sevindim.
İnşallah bu yerleştirebilirsek, Çin'e bağlılığımızı azaltabilirsek bizim için iyi olacak. Şimdi biz bugün Avrupa üretimleriyle, Avrupa'yla karşılaştırmıyorum ama bugün en büyük tehdit Çin. Yani bunu dün oturumda da, bugünkü oturumda da Sayın Bakan Beylerle de konuştuk. Ben açıkçası bir üretici olarak Çin'den korkuyorum. Niye korkuyorum? Gelecekle ilgili bir kaygı yaşıyorum. Bunları nasıl aşabiliriz? Birincisi bizim vertical integration'a ihtiyacımız var. Nedir vertical integration? Bugün işte ham maddenin girip üretimin bittiği fabrikalar. Yani bugün işte ham madde gelecek, motor ve jeneratör çıkacak. Tabii ben kendi alanımla ilgili konuşuyorum. Bu aslında bildiğimiz bizim, Çin de bunu yapıyor. Buradaki amaç ne? Bir marka yaratmanın en iyi yollarından biri bu. Öyle düşünüyorum. İkincisi de maliyet avantajı olduğunu düşünüyorum. Bugün aslında hükümetimizin de bu alanda bir destek vermesi gerekiyor bu vertical integration'a. Ben bunu sadece bir örnekle vereyim. Elektrikli araç motorunda şu an Çin'le yarışacak pozisyona gelebiliyoruz yaptığımız çalışmalarda. Eğer böyle üretim fabrikaları kurulursa. Tabii fabrikadan birkaç görsel var. Hani dediğim gibi bütün bir jeneratörün ve motorun proseslerini, dediğim gibi saç geliyor, stator rotor haline getiriliyor. Sargıları yine fabrikada yapılıyor. Yine milleri, şaft işlemesi yine aynı proses. Talaşlı imalat, balans. Mesela şu gördüğünüz balans makinesi Avrupa'nın en büyük ve en hızlı balans makinesi. 4600 devre çıkıyor. Biraz teknik oldu ama bunu şundan anlatıyorum bu görsel. Biz teknoloji olarak Türkiye iyi konumda. Bizim eksiğimiz demeyeyim. Şimdi Çin çok dürüst davranmıyor. Çünkü ham maddede bir sübvanse uyguluyor. Bugün iki jeneratörü ya da iki motoru karşılaştırdığımızda biz teknoloji olarak iyi olmamıza rağmen ham maddedeki sübvansiyondan ötürü Çin çok büyük bir tehdit. Bununla ilgili Avrupa Birliği'nin elektrikli araçta bir soruşturması başlamış geçen ay. Bunu aslında bütün sektörlere yaymak gerekiyor. Çünkü bu ilerikte çok büyük bir kaygı. Bu da test sistemimizdi. Peki son teknolojileri de takip etmek gerekiyor. Biz de burada Avrupa ile çalışıyoruz. Fransa'da bir dizayn şirketimiz var. Bu dizayn şirketi bize bu motor ve jeneratörlerin dizaynını yapıyor. Bu sayede son teknoloji ürünlerini yakalayabiliyoruz. Burada hiçbir şeyi tek başımıza yapamayız. Türkiye'nin iyi olduğu konu üretim ama bu ürünlerde de bizim desteğe ihtiyacımız var. Bunu da Avrupa'dan çözüyoruz ve bunun daha çok olmasını istiyoruz. Üniversiteye yayılmasını istiyoruz. Tabii ki volüm en büyük konulardan biri de volüm. Bizim volüme ihtiyacımız var, kapasitelerimiz var ama yüksek volümlere çıkmamız gerekiyor. Burada da türbin üreticilerine ihtiyacımız var. Bu konuyla ilgili bağdaştırıyorum. Çünkü hani biz IMOT olarak bu işe niye girdik dersek ilk önceki sebep şu, yektemdi. Açık konuşayım. Çünkü yektem tarifelerinden dolayı üreticiler bize geldi. İkinci olarak bir baktık hani Avrupa'da daha demin bahsettiğim gibi vertical integration bir fabrikanın olmayışı bize bir fırsat geldi. Hani biz bu işi yapabiliriz dedik. Ama şeye baktığım zaman bu şeyler yetmiyor. Partnerlikler yetmiyor. Daha fazlasına ihtiyaç var. Bu daha fazlası için neler yapılabilir konuşmak gerekiyor. Evet, son olarak da tabii bunun devamlılığı lazım. Aslında ilk üç maddeye uyduğumuz zaman aslında sonuncu madde gelecek. Biz devamını getirebileceğimizi düşünüyorum. Sadece bir şey eklemek istiyorum. O şeyi kaçırdım. Geçen iki ay önce bir jeneratör fabrikasını satın almaya gittik. Bayedix'in. Almanya'da, ismini vermeyeyim. Fabrikaya gittiğimizde biraz şok olduk. Üretim tarafı bizimle karşılaşamayacak şekilde kötüydü. Bizim derken Türk üreticileriyle. Ve o an anladım. Yani bizim bu işi yapmamız gerektiğini. Ama sordum. Neden dedim Türk, siz bu şeyi satmak istiyorsunuz jeneratör fabrikasını? Dedi ki, bilmiyorum doğru mu, 7 yıl içerisinde Almanya'da 13 milyon kişi emekli olacak. Karşılığında 8,5 milyon kişi işe başlayacak. Aradaki fark 4,5 milyon kişiyi biz nasıl sağlayacağız?
O yüzden ben bugün bunu yapmazsam ileride sıkıntıya gireceğim. Tabii ben her fabrikanın satılmasından değilim. Ama bugün Avrupa ile Türkiye'nin bir ülke gibi çalışması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Thank you very much indeed, Sami. Very interesting. Sami Bey, çok teşekkürler. Çok enteresan detaylara değindiniz. Şimdi sözü de hepinizin tanıdığı, bildiği bir isme, Sayın Arif Günyar'a bırakacağım. Ama bugün başka bir şapkayla, TÜREP pozisyonunuzla buradasınız. Siz TÜREP'te sanayiden sorumlu başkan yardımcısı pozisyonunuzla bugün aramızdasınız. Ama bu şapka, bu önemli şapka ile size gerçekten de önemli bir soru sormak istiyorum. Şimdi Anarkon tarafında da o kadar aktifsiniz ama burada da Avrupa, Kuzey Amerika rüzgar ve türbin üreticilerini arasında size şunu sormak istiyorum. Üretim kararlarınızı ne belirliyor? Çin'e, Türkiye'ye ve dünyanın geriye kalanına baktığınız zaman neler düşünüyorsunuz? TÜREP olarak umarım eğlenceli ve bilgili bir iki gün geçiriyorsunuzdur. En azından yandaki holden, genç TÜREP'ten güzel alkışlar alıyoruz. Oradaki enerjinin yüksek olduğunu görebiliyoruz. Burada da aynı enerjiyi görebileceğimizi düşünüyorum. Giles'in sorusuna açıkça cevaplamak gerekirse, öncelikle TÜREP'in son iki senedir, yani bundan önceki TÜREP'i bilen veya buradaki TÜREK etkinliklerinde genelde hep yatırımcı ve yatırım esnasındaki projelerin geliştirme esnasındaki problemler çoğu kez konuşuldu. Ve bu daha çok işte rüzgar enerji santrali yatırımcılarını ilgilendiren problemlerle daha çok birbirine ilgiliydik. Ancak son iki yıldır yeni yönetimle beraber aslında bu rüzgar enerjisinin çok ciddi bir ekosistem olduğunu, burada sadece rüzgar enerji santralleri yatırımcıları değil, onunla beraber bir sanayinin gelişmiş olduğunu, işletme, bakım gibi bir şirketlerin ve istihdamın yoğun olduğu bir bölüm olduğunu ve bu esnada da aslında TÜREP'in bütün bu ekosistemi kapsayan bir birlik olduğunu tekrar arımsadık. Ve bu esnada da özellikle geçen yıl Türkiye Rüzgar Enerjisi Sanayi Yılı ilan ettik ve bu etkinlik çerçevesinde de Sanayi Bakanlığımızı İzmir'de bu fabrikalarımızı, Güzide üretim tesislerimizi gezdirip tekrar rüzgar enerjisindeki son 20 yılda yapılmış olan bütün yatırımları gösterebilme şansına vardık. Özellikle yine bu sorunun cevabını 2020'de ilk defa yaptığımız bir sanayi envanteri çalışması içerisinde göstermeye çalıştık. Bu sanayi envanterini de gönül isterdi ki bugün resmi olarak bunu lanse edelim. Ancak henüz çalışmalarımız devam etmekte ve umarım ki bunu bu yıl sonuna kadar güncel bir sanayi envanterini sizlerle paylaşma şansı buluruz. Ama bugün baktığımız zaman sanayide özellikle bu 5 batılı türbin üreticisinin son 20 yılda çıkardığı bir ekosistem yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yıllık ciroya tekabül ediyor. Ve buradaki ekosistemin, daha doğrusu tedarik zincirinin 52'den fazla ülkeye ihracat yaptığını görebiliyoruz. Yine bu 5 batılı üreticinin toplamda yan sanayisiyle beraber 30 binin üzerinde istihdam sağladığını görebiliyoruz. Ve bu yapacağımız sanayi envanteri çalışmasının yanı sıra aynı zamanda son 20 yıldaki rüzgar enerji santralleri yatırımları ve sanayi ile beraber bir etki analizi raporu da hazırlıyoruz TÜREP olarak. Bunun amacı da yine var olan ekosistemin devamlılığını, genişletilmesi ve derinliliğini göstermek adına da çok önemli bir çalışma olacağını düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Thank you.
Çok teşekkürler. Dört gözle bekliyoruz ve çok çok teşekkürler böyle bir çalışma gerçekleştirdiğiniz için. Katkıda bulunan herkese de teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi en yine tanınan isimlerden bir tanesi. Sayın İbrahim Bey, size henüz gelmedik bile. Tabii ki de kendinizi anlatmaya hiç ihtiyacınız bile yok. Hepimiz aşinayız. Hepimiz çalışmalarınızı takip ediyoruz. Ama genel bir perspektif yansıtmanızı rica edeceğim size. Ama başka bir sorum da olacak sonrasında. Sami Bey'e ve Arif Bey'lere de soracağım. O da bariyerler, engeller. Yeni üretim kapasitesine yatırım yapmanın karşısında engelleri nerede görüyorsunuz? Bunu da sormak istiyorum, ancak İbrahim Bey, sizinle başlamak isterim. Çok teşekkürler Giles. Enerjin gerçekten Rüzgar Enerjisi Kongremize enerji katıyor. Çok çok teşekkürler kıymetli katkıların için. Ve birlikte elbette çok fazla çalışma gerçekleştirdik son yılları içerisinde, son aylarda özellikle. Bunlar için de çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum öncelikle. Bizim şöyle bahsedeyim. TÜREB olarak sanayi tarafında özellikle son 1,5 senedir bu işin Türkiye'de ne kadar aslında gelişmiş noktada olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. 1,5 sene önce sen de hatırlarsın, Wind Europe'un Bilbao'daki etkinliğine, bu arada maalesef hani sürekli bir Bilbao var. İnşallah onu önümüzdeki yıllarda biz kıracağız. O Bilbao'daki etkinlikte bizim bir yan etkinliğimiz oldu hatırlarsan. Ve bu etkinlik için bizim Türkiye'den beraber gittiğimiz 35, hatta takriben 35 kişilik bir kafileyle, içinde kamu temsilcileri de vardı. Bu katılımda Enerji Bakanlığımız tabii yıllardır rüzgar sanayinin içerisinde bu alım garantileriyle sanayiyi desteklemeye çalışan bir stratejiyle yaklaşıyor. Sanayi Bakanlığı'ndan da, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizden de katılım istedik. Katılım, beklediğimiz Sanayi Bakanlığı tarafındaki katılım maalesef çok düşüktü. 2-3 gün boyunca Bilbao'da bu ziyaretlerimizi yaparken Wind Europe'la, üreticilerle, büyük yatırımcılarla görüşürken öncelikle Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin başkan yardımcılarından bir tanesi döndü. Bir yürürken salonda döndü, dedi ki İbrahim Bey, ya dedi, bir gün oldu burada, ikinci gündeyiz. Burası dedi enerji fuarı değil. Burası dedi sanayi fuarı. O sırada Sanayi Bakanımız Mustafa Varank, Mustafa Varank Bey'in burada olması lazım dedi. Döndük akşam otele, biz dedik Hamburg diye bir şey var bundan sonra. Hani hepimiz biliyoruz bizden, ama pek çok sektör paydaşı bile HUSUM'u biliyor. Wind Europe'un annual eventlerini biliyor ama hepsini bilmiyor. Hamburg 2 yılda bir aslında en büyük bir nevi birliktelik, buluşma noktası olarak gerçekleşiyor. Dedik ki Hamburg'a biz böyle gitmeyeceğiz. Ve o haftadan sonra önce Sanayi Bakanlığı'yla ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Sanayi Bakanlığı teşvik düzenleme ve teşviklerle ilgili genel müdürlüğün işleri dışında rüzgar ekipmanları ile ilgili sanayimizden, buradaki imalatımızdan çok daha üst düzeyde bilgi sahibi olmalı. Ve o gün sonrası bir planlama yaptık. Haziran başı bu sefer o 30 kişi tamamen siyaset ve bürokrasi oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Enerji Komisyonu ve üyeleri, Sanayi Bakanlığımız, Sanayi Bakanlığımızdan üst düzey yetkililer, ama yine sağ olsun Enerji Bakanlığımızdan bakan yardımcımız geldi. O bir nevi çıpa oldu. Biz takriben yine 30-35 kişi, değil mi İskender Bey? İzmir'deki önemli sanayi tesisleri ve teknik eğitim merkezlerini ziyaret ettik 1,5 gün. O bir çığır açtı, bir dönüşüm oldu. O günden sonra biz herhalde 15 gün geçti, Sanayi Bakanımızla toplantı için randevu aldık. Sanayi Bakanımıza hem altyapıyı anlattık, hem de gelecek dönemde ne gibi bir potansiyel beklediğimizi anlattık. Ve dedik ki biz Bilbao'ya maalesef şöyle bir katılımla gittik. Artık öyle değil, böyle bir katılımla önümüzdeki dönemde Hamburg'a başlayacağız. Sağ olsun hem kendisi
hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Hamburg'a geleceklerini sözünü verdiler. Ve Eylül ayının sonunda hatta kabineden çıkıp Cumhurbaşkanlığından tahsis edilmiş özel uçakla kendi heyetleriyle beraber akşam Hamburg'a ulaştılar. Biz orada geçirdiğimiz bakan beylerle beraber 1,5 gün, bakan yardımcıları 4 gün bizlerle beraberdi. 4 gün boyunca edindikleri deneyim bence ve o süreçte tabii yapılan çalışmalar bugün burada dünkü hazırın, bugünkü hazırına bakarsanız 2 bakan, 3 bakan yardımcısı, EPDK başkanımız ve 3 kurul üyesi başkan yardımcısıyla beraber Meclis Enerji Komisyonu Başkanı yine Varank Bey gerçekten onlarla beraber ondan fazla genel müdür yardımcısı ile aslında Türkiye enerji sektörü ve sanayisinin baş oyuncularının bu konuyla ne kadar ilgilendiğini gösterdiler. Bundan sonra da ne kadar ilgileneceklerini hem dünkü istişare toplantısında gördük, hem bugün sabah sanayicilerimizle beraber yaptığımız küçük bir istişare toplantımız oldu, orada gördük. Bu bir dedikasyon, bu bir odaklanma işi. Bundan sonra Çandarlı, diğer sanayi kümelenmesi işleri, beraber yabancı ana ekipman üreticileri ve yerli tedarikçilerimizle bundan sonra yapacaklarımızın aslında inşallah başlangıcı olacak bunlar. Dolayısıyla bu bir hikaye, deneyimim benim aslında son 1,5 seneki deneyim. Bizim bu deneyimimiz bu 2 günde de şu kısmını paylaşayım. 4000'den fazla kayıtla burada küçük bir sergi alanı diye başladığımız ama kısmen fuara dönen bir organizasyon oldu. Oturumlarımız az önce bakan yardımcımız vardı, dün Mustafa Varank vardı. Öğleden sonranın ileri saatinde bu salonun %60'ı doluydu. Bu şekilde de devam ediyor. Bu aslında ilgi ve alakanın hem bu sektöre yatırım yapmayı hem sanayisine yatırım yapmayı. Bu işin lojistik şirketleri, ben arada lojistik şirketleri gelip beni buluyor. İşte biz nasıl bu ekosistemde paydaş olabiliriz? Biz zaten böyle işler yapıyoruz. Nasıl ilerleyebiliriz? Şunu paylaşayım. Bilbao'da inşallah bugün sen de bakanımızı davet ettin. Bilbao'da bir adım daha atılacak. Biz orada olacağız. Yatırımcımızla, lojistikçimizle özellikle montaj, servis bakım hizmeti sağlayan, hizmet ihracatı, hizmet sunan şirketlerimizle ve diğer şirketlerimizle bir orada da olacağız. Seneye inşallah Hamburg'da geçen sene 75 metrekarelik sembolün ötesinde bir pavilyonumuz, bir alanımız vardı. Gelecek sene inşallah Türkiye pavilyonu olacak orada. Çok daha güçlü bir katılımla hem yatırımcımızın nasıl Türkiye'de ve Avrupa'da rüzgar alanında santral yatırımı yapmak istediğini, elektrik ticareti yapmak istediğini, hem sanayicimizin nasıl işbirliği yapmak istediğini, hem de diğer hizmet sağlayıcılarımızın nasıl işbirliği yapmak istediğini göstereceğiz. Böylece hem enerji güvenliği alanında işbirliği yapmak istiyoruz, hem de sanayi alanında işbirliğimizi çok daha derin bir şekilde geliştirmek istiyoruz. Bence son 1,5 senenin anekdotu var, sadece 2 günün anekdotu yok. Teşekkür ederim. Very good. Thank you very much indeed, İbrahim. Çok teşekkürler İbrahim Bey. Şimdi Sami Aslanay Bey, sizler de yatırımlar yapıyorsunuz. Hedefiniz 3 GB. Peki, buradaki kilit unsurlar nedir? Yani yeni fabrikalarınızı nerede, nasıl gerçekleştireceksiniz, nasıl inşa edeceksiniz? Fabrikayı yapmamamız yönündeydi. Çünkü Türkiye'de bir gümrük mevzuatı aslında batarya üretimi yapmaya uygun değil. Bırakın batarya üretimini, bugünkü birçok rüzgar türbünü ekipmanı üretmeye de uygun değil. Çünkü hali hazırda bunların ham maddelerine vergi konuyor fakat bitmiş ürüne, uzak doğudan gelen ürünlere vergi konmuyor. Batarya da keza böyle. Bunun dışında sadece gümrük değil, finans da işin bir diğer konusu. Faizlerin çok yüksek olduğu bir ortamda, parasal sıkılaşmanın da had safhada olduğu bir yerde bunu finansmanını ayarlayıp yatırım yapmak tabii ki zor.
Bunun dışında hali daha henüz oturmadı ama yasal mevzuatlar bulunmakta. Bataryaların, enerji depolama sistemlerinin şebekeye bağlantı kriterlerinin belli olması, bunların regülasyonu tanımlanması, gelir modellerinin oluşturulması, bunlar da zaman gerektiren şeyler. O gün bunların hiçbiri yoktu fakat biz şunu biliyorduk. Sistemi alıp bir elektrik şebekesini, ki birçok ülkede iş yapıyoruz, bunların grid kodları bizde bulunmakta. Bunları alıp matematik modele koyduğumuz zaman, mühendislik modeline koyduğumuz zaman o şebekenin kaldırabileceği bir güneş veyahut da rüzgar kapasitesi var. Bir yerde siz daha fazla rüzgar bağlayamıyorsunuz o şebekeye. Çünkü sabit olmayan kaynaklar, bir primer kaynak değil rüzgar ve güneş. Belli bir şeyden sonra, kapasiteden sonra artık yeni bir santral bağlamak imkansız hale geliyor. Sistem işletmecisinin bu depolama olmadan bunu idame etmesi imkansız hale geliyordu. Biz de buna güvendik. Yani dedik ki evet, bu bir mühendislik problemi. Bu problemin de şu anda en makul, yakın zamandaki en makul çözümü ise batarya teknolojisi ve depolama teknolojilerinde. Günün sonunda her dünyada ülkeler, firmalar bu alana yatırım yapmak istiyorsa, güneşe ve rüzgara yatırım yapmak istiyorsa bir yerde bunlar limitlerini dolduracak ve ilave güneş ve rüzgar bağlamak için şebekeye depolamaya ihtiyaç var. Depolamanın da bir şekilde önündeki engeller teker teker aşılacak. Dolayısıyla biz buna mühendislik problemi olarak baktığımız zaman evet bu fabrika için karar aldık ama mühendislik problemi haricinde bir basiretli bir tüccar ya da finansal bir okuryazarlıkla ya da ne bileyim gümrük mevzuatıyla bakıyor olsaydık bunu yapmamamız gerekirdi. Evet. Sami Bey, teşekkür ediyoruz cevabınız için. Şimdi sizler de sermaye tarafındaki güçlüklerden bahsettiniz. Türkiye özelinde de bunu dile getirdiniz. Biraz daha açabilir misiniz acaba? Ve Sami Bey'in bıraktığı yerden devam etmek isteseniz neler anlatırdınız acaba? Aslında bildiğimiz bir resmi tekrar hep birlikte yaptık. Nedir bu? Dünyanın rüzgar türbinine ihtiyacı var. Yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyacı var. Bugüne kadar kurabildiğinin çok daha hızlı, çok daha fazla miktarını daha kısa sürede kurması gerekiyor. Öte taraftan çok büyük riskler var. Politik riskler var. Güneydoğu'da bir savaş var. Kuzeyde Ukrayna'da savaş var. Tedarik zinciri problemleri var. Finans problemleri var. Faizler yükseldi. Yani işin bir tarafında büyük bir yatırım gerekli, bir tarafında da yatırım yapmamak için bütün koşullar mevcut. Dolayısıyla bu resme göre, bana göre en çok ihtiyaç duyulan şey cesaret. Paradan çok, ondan sonra yerden çok, teknoloji kadar cesarete ihtiyacımız var. Peki biz bu kadar zorlukla niye mücadele ediyoruz? Çok enteresan bir soru geldi dün aklıma. Neredeyse 7-8 yıldır OEM'ler zarar ediyor. Büyük komponent üreticileri zarar ediyor. İş arkadaşlarımız gün geçtikçe daha çok çalışıp daha zorlu koşullarda mücadele ediyorlar. Bizler de öyleyiz. Ama 8 yıldır türekleri takip ediyorum. Hiç kimse aramızdan ayrılmadı. Yani aramızdan ayrılan biri olduğu zaman yine bir başka firmaya gitti. Yani bizim TÜREP başkanımız da ayrılmadı, önceki başkanımız da ayrılmadı, sen de ayrılmadın Giles. Bizden ayrılan müşterimize gitti. Değişmedi. Enteresan bir şey bu. Çünkü bizler çaresiz insanlar değiliz. Başka yerlere de yatırım yapabiliriz. Başka şirketlerde de çalışabiliriz. Dolayısıyla ikinci ihtiyaç duyulan şey bence sorumluluk. Ve bunun için uğraşıyoruz. Bence bu sektörde çalışan herkes dünyanın geleceğiyle ilgili bir sorumluluk üstleniyor. Daha doğrusu o sorumluluk duygusundan kurtulamıyor. O yüzden eğer ki yeni yatırımlar için cesaret dedik, ikinci olarak da daha fazla sorumluluk duymamız gerekiyor.
daha fazla sorumluluk duyan genç arkadaşları aramıza almamız gerekiyor. Şimdi bu seneki TÜRE'in bir güzel tarafı da kariyer festivali olması. Burada bizim için en kıymetli olan belki de bu tür organizasyonlara ilk katılan genç arkadaşlarımız. Üçüncü çok ihtiyaç duyduğumuz şey insan. Size ihtiyacımız var. Yetişemiyoruz. Yapamıyoruz. O yüzden genç arkadaşların dünyanın geleceğiyle ilgili sorumluluk hissedip bize katılması gerekiyor. Günübirlik hesapları onlar da yapmaması gerekiyor. Nereden başladık? Cesaret, sorumluluk, insan. Sonra neye ihtiyaç var? İşbirliğine. Çok fazla işbirliği yapmamız lazım. Bizim şahsen bir rakibimiz yok. Hiçbirimiz hiçbirimizin rakibi değiliz. Bir başka kule üreten firma da bizim rakibimiz değil. Ona da ihtiyaç var, bize de ihtiyaç var, devlete de ihtiyacımız var, araştırma geliştirme kurumlarımıza ihtiyacımız var, derneklere ihtiyacımız var, bakanlıklara ihtiyacımız var, herkese ihtiyaç var. Dolayısıyla bir sonraki de işbirliği. Peki bu kadar çıkarları farklı olan kurumlar, kişiler nasıl işbirliği yaparlar? Şeffaflığa ihtiyacımız var. Eğer ki hepimiz, tüm kurumlarımız, arkadaşlarımız, bizler şeffaf bir şekilde çalışabilirsek o zaman bu işbirliğinde hiçbir beis görmeyiz, hiç zorluk yaşamayız. Bizler bugün bunun örneklerini yaşıyoruz. Demin Borusan'dan bahsettim, TPA'nın da adını geçirmem lazım. Yapabildiğimiz her işte işbirliğiyle yapıyoruz. Müşterilerimizle işbirliği yapıyoruz. Bugün dünyanın en büyük OEM'lerinden biri ilk defa jeneratörünü bize güvenerek outsource etti. Bu güven işbirliği kültürü. Ha, ondan sonra paraya da ihtiyaç var. Para çok, para var. Bir yerlerden bulunur. Bu sene %10 faiz öderiz. Seneye %6 faiz öderiz. Bir sonraki sene %15 öderiz. Ya da batarız. Olabilir. İş hayatında bu da var. Ama ilk saydıklarım olmazsa para bu işi çözmez. İlk saydıklarımızla beraber buna ihtiyaç var. Çok da fazla Excel tablolarına bakmamaya da ihtiyaç var. Dolayısıyla oradaki fizibiliteler işte 7 yılda ödedi, 8 yılda ödedi. Bir hücreyi değiştirdiğin zaman 5 yılda ödemeye başlıyor. Tamam, arkasında bir hesap olacak. Ama neyi hesap edebiliyoruz ki? Bugün kim hesap edebilirdi ki Avrupa böyle gaz problemi yaşayacak? Dolayısıyla kendimizi kandırmamamız gerekiyor. Bunlar. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyoruz bu cesaret için. Cesaret, sorumluluk, insan kaynakları, işbirliği. Çok güzel bir cevaptı. Peki Sami Bey, başka ne lazım? Ne lazım bu yatırımların hayata geçmesi için? Demin de söylemiştim. Dün sizin sunumunuzu gördükten sonra daha da iştahımız kabardı. 2030'a kadar olan perspektifi. Tabii biz güçlü yanlarımızı ve nelerde eksik olduğumuzu iyi biliyoruz. Buna girerken de en büyük şeyimiz hem motor tarafında, tüketim tarafındaydık. Artık dedik üretim tarafında da olmamız gerekiyordu. Çünkü hem Türkiye'nin ithalat açığı enerjideki hem de üretimdeki gücü bizi bu karara itti. Tabii Anadolu'da olmamızın bazı zorlukları var. İnsan kaynağı var. Bu insan kaynağı Türkiye'de iyi olduğunu düşünüyorum ama yetmiyor. Buradan genç arkadaşlara da söylüyorum. Daha demin standdayken birçok arkadaş geliyor ve onlara diyorum ki hani mühendislik çok iyi ama şirketleri iyi seçin. Üretim yapan şirketler olması gerekiyor çalışacağınız yerin ve bize bir şey katacak şirketler olması gerekiyor. Mahmut Bey'e katılıyorum. Cesaret. Cesaret zaten bu işin başlangıcı. Benim bir lafım var, çok uzatmayayım. Yeni projelerde biz hem yönetim kurulu başkanımız hem biz şöyle diyoruz. Biz para koymuyoruz, şerefimizi koyuyoruz bir işe. İşe biz böyle bakıyoruz Türk insanı olarak. Paranın ikinci planda bizim için başarılı olmak önemli. Bizim en büyük motivasyonumuz bu. Thank you very much indeed, Sami. RF.
Çok teşekkür ediyorum Sami. Arif Bey, size sormak istiyorum şimdi. Bu OEM'lerin hangi firma olursa olsun büyük bir fabrika kurmasını sağlayan şey nedir? İstiyorum. Çünkü neredeyse söylemek istediklerimin hepsini söyledi. Ve şunu not aldım. Yani böyle bir sanayi toplantısında bu kadar romantik bir söyleşi olacağını düşünmüyordum. Yani elektriğin, sanayinin, ağır sanayinin olduğu yerde herhalde. Yani şunu anladım. Hepimiz romantik insanlarmışız. Ki bıkmadan hala devam ediyoruz bu sektörde. Evet, hatırlarsan Caiz, 25 Ekim'de beraber Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin sanayisinin Avrupa'ya dahil edilmesini konuşmuştuk. Ve bu esnada da özellikle vurgulanan 3 konu vardı. Neden rüzgar enerjisi? Çünkü bu işe başladığımızda herhalde bir 18-20 yıl öncesinde çok iyi hatırlıyorum. Bir panelde, ki o zaman rüzgar paneli falan yoktu, bize böyle küçük bir yer bırakıyorlardı ve diyorlardı ki işte siz de buyurun biraz konuşun. Ve çok iyi hatırladığım bir anekdot var. Birisi dedi ki enerji ciddi bir iştir. Enerji akar, kokar vesaire. Ve bugün baktığımızda TÜREB'in 2 günlük ve tıklım tıklım bu saatte doldurabildiği panelleri var. Sadece rüzgar enerjisinin. Ve bunu da rüzgar enerjisinin neden gereksinim olduğunu da bakmamız lazım. Birincisi, Brüksel'de de altını çizdiğimiz gibi enerji bağımsızlığı ve arz güvenliği. Diğer taraftan rüzgar enerjisinin getirdiği istihdam gücü, sanayisi ve bütün ekosistemi. Ve en önemlisinden birisi de Mahmut Bey'in değindiği iklim değişikliğine karşı ve geleceğe gerçekten de temiz bir dünya bırakabilmek için de bugün bu sorumluluğu taşıyor olmamız. Ve bu esnadaki herhalde türbin üretici olarak da önümüzdeki zorluklar bugün çok defa konuşuldu. Bazı işte uzak doğu tehditlerine karşı neler yapılabileceğine dair finansman konuları konuşuldu. Yani bu esnada Türkiye'ye inanan, güvenen türbin üretici olarak bizim beklentimiz özellikle yerli pazarın devamlılığı, sürdürülebilirliği. Ciddi bir hacmin gelmesi gerekiyor her sene. Çünkü yerli pazar sanayi için çok önemli. Diğer taraftan da bugün ve dün de senin de altını çizdiğin Caiz, Avrupa'daki önümüzdeki 8 senede yaklaşık bir 300 gigawattlık yeni bir gücün beklendiği. Bu da yine Türkiye'deki sanayinin devam etmesi gerektiğini de bize gösteriyor. Ve diğer taraftan yine yeni gelişmekte olan Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi yakın coğrafyalara da yine Türkiye'den hitap edebileceğimizi düşünüyoruz. Zira yine bu coğrafyada da yaklaşık 80 ile 100 gigawattlık yeni potansiyel geleceği de aşikar. Ve bu minvalde de Türkiye'de devam etmenin en önemli faktörlerinden birisi de 20 yılı aşkın buradaki sanayi geçmişinin devam etmesi. Çünkü Mahmut Bey çok güzel söyledi. İnsan faktörü çok önemli. Fabrika kurmak isteseniz bile, ne kadar otomasyona da güvenseniz, insan olmazsa olmaz faktörlerinden birisi. Ve Türkiye'de de bu mevcut gelişmiş nitelikli gücüyle en doğru yerlerden birisi olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Thank you very much indeed, Arif. Ladies and gentlemen. Arif Bey, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu fantastik panelistlerimize teşekkür etmeden önce ben sizden kişisel olarak da bana şu anlamda katılmanızı istiyorum. Aslında Orhan Pamuk'un dilini herkes çok anlamaz. Ve iki tane tercümanımız var. Orhan Pamuk'u biliyorsunuz, tercüme ile anlıyoruz. Aynı şekilde ben tercümanlara da inanılmaz derecede teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sizleri anlamamı sağladılar. Şimdi hanımefendiler, beyefendiler, alkışlarınızı panelistlerimiz için de istiyorum. Gerçekten heyecan verici bir paneldi. Teşekkür ediyorum. Baba, ben ne diyeyim?
ben kendimi sunucu zannediyordum. Ama gerçek sunucu orada. Önümüzdeki sene İbrahim Bey herhalde büyük bir ihtimalle beni çağırmayacak. Cahil Dixon bilin oturumları sunacak gibi geliyor. Yani kendisinin hakikaten enerjisine hayran kaldık. İkinci gün ve çok yorgunuz. Kendileri de öyle, birçok sunu yaptılar, konferans yaptılar, birçok şey paylaştılar. İki defa açılış oturumda konuşma yaptılar. Hani daha ne söyleyelim? Hayran kaldım. Hayran kaldım. Gerçekten müthişsiniz. Epeydir böyle bir moderasyon görmedik. Kendisinden çok feyiz aldım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii İbrahim Bey konuşmacı ama TÜREF Başkanımız, bilmiyorum plaketi yönet... Ebru Hanım, Ebru Hanım, sizi tekrar alalım. Şimdi nezaketiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Tabii bir kadın her şeyi çok güzelleştiriyor. Şimdi yanlış anlamasınlar, beyefendiler çok yakışıklılar ama bir kadın her zaman bir çiçek gibi. Renk kattınız, güç verdiniz. Peki, çok sağ olun. Şimdi Ebru Hanım bu plaketleri bizlere takacak. Önce isterseniz moderatörümüze, Wind Europe CEO'muza verelim. Beraber belki eşlik etmek istersiniz. Sizleri biraz şöyle alabilir miyiz, kusura bakmayın, fotoğraf karesinde. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Cahil Dixon'a. Tabii, we have a family photo after this bestowing the plaque. Şimdi, efendim sağ olsunlar, Arif Günyar, TÜREP Sanayi'den sorumlu başkan yardımcımız. Onun da katkıları, emekleri çok büyüktü. Kendisine de çok çok teşekkür ediyoruz. Ve Ateş Wind Power Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız, bizlere farklı bir perspektif sundular. Mahmut Güldoğan'a çok çok teşekkürler, eksik olmasınlar. Ve tabii ki Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Aslanhan'a da çok çok teşekkür ediyoruz. AEMOD Genel Müdürü Sayın Sami Akdoğan'a da ayrıca değerli katkılar için teşekkür ediyoruz. Tabii Sami Aslanhan çok şanslı. Her fotoğraf karesinde belki gözükecek. Peki, peki. Çok teşekkürler. Şimdi bunu bir ölümsüzleştirelim. Bu bölümün fotoğraf karesiyle birlikte. Sonra da son oturuma gideceğiz ama galiba bir ara vereceğiz artık. Yani bir 10 dakika başkanım müsaadenizle, yani ne dersiniz bilmiyorum ama böyle bir, bu müthiş. Yani rüzgar gibi geçti bu bölüm. Evet, çok güzel bir fotoğraf karesi. Tabii sonrasında bir 10 dakika mı verelim, ne yapalım arkadaşlar bilemedim. Bir 10 dakika verelim. Ondan sonra tekrar son oturum artık. Bu notu da paylaşalım.